Evet, merhabalar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere AK Parti önceki dönem diyelim artık ona Sayın Mesten Özcan, Tekirdağ AK Parti İl Başkanı Sayın Mesten Özcan'la kısa bir bağlantımız olacak. Son siyasi gelişmeleri soracağız kendisine. Nasıl gidiyor? Tabii ki yeni il yönetimi hakkında kısa bir değerlendirme alacağız. Ben hemen şöyle bağlantıya geçiyorum ve Sayın Mesten Özcan Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erzem Bey. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. İyiyiz. Elhamdülillah. Heyecanlıyız. Hummalı bir çalışma programı için hazırlıklar yapıyoruz. Gündemimiz çok yoğun. Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Böyle uzaktan bir bağlantı yaptık. Stüdyoda değiliz. Siz de herhalde Tekirdağ'dasınız. Hızla çalışmalarınızı sosyal medyadan takip ediyoruz. Yanılmıyorsam bir Şarköy, bir dün Muratlı'ydı. Nasıl gidiyor? Hemen oradan başlayayım başkanım. Birazdan programımız başlayacak. Arkadaşlarımızla buluşacağız. Süleymanpaşa, Ergene, Saray ve en son Kapaklı ile Çorlu yapacağız. Çorlu tabii farklı bir amaçla geleceğiz Çorlu'ya. Diğer saydığım ilçelerde ilçe teşkilatlarına gidiyoruz. Helallik istiyoruz. Arkadaşlara vedalaşıyoruz. Aynı zamanda tabii ki arkadaşlarımızdan yapılacak olan, pazar günü yapılacak olan temayül yoklamasında onların desteğini istiyoruz kendilerinden. Dediğiniz gibi dün başladık. Dün Şarköy, Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerimizi ziyaret ettik. Sabah saat 11.30'da Şarköy'e geçtik. Orada teşkilat mensubu, 3 kademe teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Yeni dönemi, süreci ve kendi sürecimizi anlattık, onlarla paylaştık. Sarıldık, helalleştik, vedalaştık. Yani vedalaşma derken il başkanlığı dönemimiz ile ilgili süreci, orada birlikte anılarımız oldu, güzel tatlı anılarımız oldu. Onlarla bu vedalaşmayı yapmış olduk. Tabii pazar günü temayül yoklaması bizim için çok önemli. Sonuçta teşkilatların başında biri olarak aday adayı sıfatıyla onlardan oy isteyeceğiz. Milletvekili kimi görmek istersiniz sorusu sorulduğunda Mesten Özcan ismini de zikretsinler diye bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Malkara'ya geçtik. Malkara ilçe başkanımız Allah ondan razı olsun. Sadece teşkilat toplantısı düzenlememiş. Orada sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Malkara'da depremzedelerle ilgili oluşturulmuş muhtarlarımızın, mahalle muhtarlarımızın kermesleri vardı. Böyle güzel bir kermes. Oraya katkıda bulunduk. Tüm esnafı dolaştık. Merkez mahallelerdeki esnaflarımızı dolaştık. Süt birliğine gittik. Sütle ilgili bazı sorunlar var bu dönemde. Onları bir konuşalım. Belki bakanımıza ileteceğimiz konular olur. Şimdi onlardan da metinler bekliyorum. İnşallah Tarım Bakanımıza ulaştıracağız. Siyasi gündeme gelirsek hızlı hızlı sormak istiyorum. Tabii ki çalışmanız devam ediyor. Temayül nerede olacak pazar günü? Tabii bunları belki mevcut AK Parti il başkanına Ali Bey'e sormamız gerekiyor ama siz de tabii konuya yakından vakıfsınız. Öyle olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda aday adayısınız. Şu ana kadar kaç aday oldu? Bu güncel sorulara da eğer bize bir bilgilendirirseniz AK Parti Tabii. Tekirdağ'da milletvekili aday adayı şu an itibariyle kaç kişi oldu? Başvuru ne zaman sona eriyor? Pazar günü temayül nerede olacak? Kimler oy kullanacak? Evet, şu anda temayülle ilgili isterseniz hemen başlayayım. Pazar günü temayül başlayacak. Sabah 9 ile 17 arasında atılan link, ilçe başkanlarına gönderilen linki 3 kademe gruplarımıza, ilçe başkanlarımız gönderecekler. Herkes kendi telefonunu, TC numarasını ve onlara gönderilen şifreyi girerek tek başına oyunu kullanacak. Şu ana kadar müracaat eden dün itibariyle 30 civarında bir müracaat vardı. Tabii bu sayı artmış olabilir. Tam olarak bilmiyorum. Bugün bakmadım çünkü. Yarın son bulacak. Yarın herhalde 17'ye kadar müracaatlar devam ediyor olacak. Saat 17'den sonra da artık aday adaylık başvuru süreci tamamlanmış olacak. Ve bütün aday adayları işte temayül öncesinde ilçe ziyaretlerini yaparak 3 kademeden gençlik kolları, kadın kolları ve ana kademeden ve belediye başkanları, belediye meclis üyelerinden oy isteyecekler. Bu elektronik ortamda olacak. Bu sefer Cumhurbaşkanımız direkt kendisi görebilecek. Dolayısıyla daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. En azından bir şaibe yok. Elektronik ortamda ve anlık takibi mümkün olacak olan bir temayül yoklaması olacak. Allah hayırlı eylesin diyoruz. Sonuçta 9 Nisan'da Tekirdağ AK Parti milletvekilleri aday listeleri açıklanmış olacak. Verildikten hemen sonra saat 17'den sonra merakımızı gidermiş olacağız.
milletvekili adaylarımız ortaya çıkacak. Genel merkezimizin bu dönemki seçim propagandası, malum deprem bölgemizde yaşananlar, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Allah gani gani rahmet eylesin. Yaralılar, tabii orada travmatik işler, şu anda devam eden süreçler. Neredeyse bakanlarımız, bakan yardımcılarımızın tamamı o bölgedeler. Bizler de gittik. Haftaya ben de muhtemelen bir tekrar gideceğim. Dolayısıyla deprem sebebiyle hüzünlüyüz ve kampanyalarımızı bu minvalde deprem odaklı gerçekleştiriyor olacağız. Böyle müzikli, konvoylu, bayraklı. Başkanım, hemen oraya araya giriyorum. Hemen ben mikrofonu size çok kaptırmak istemeyen gazetecilerdenim. AK Parti'de kaç yıllık emeğiniz var başkanım bu süreçte? Ben onunla ilgili bir fotoğraf paylaşmıştım. Daha önce de aday adaylığı dönemleriniz var. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığınız oldu. Uzun bir süredir emek sarf ediyorsunuz. Son 4 yıldır değil mi? Yanılmıyorsam Tekirdağ İl Başkanısınız. Bunu da merak ediyorum. Ondan sonra bir sorun daha var. Ben 14 yıldır AK Parti'de görev yapıyorum. Aşağı yukarı her kademesinde görev aldık diyebiliriz. Tabii il başkanlığında görev alırken Malkara koordinatörlüğüyle başladık. Ardından siyasi hukuk işler başkanlığı yaptık. En son kongre sonrası, 2018 kongre sonrası teşkilat başkanlığı görevini almıştık. 2018'de milletvekili aday adaylığı için istifa ettiğimizde 4. sıra milletvekili olarak çalıştık ama 3 vekil çıkardık. 4. çıkmadı. Evimize, işimize döndük. Tabii o esnada siyasi büyüklerimizin ve Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle de yerel yönetimler seçimleri yaklaştığında Büyükşehir Belediye Başkanı adayı sıfatıyla da çalışmalar yaptık. Uzun süren çalışmalar oldu. 4 ay kadar sahada çalışma yaptık. 2019 31 Mart'ında da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak seçimlere girdik. Oyumuzu arttırdık. Hatta oyunu arttıran iller içerisinde en yüksek oy artışı bizde oldu. Cumhurbaşkanımızın takdirini gördük. Ama isterdik ki Büyükşehir Belediyesi'ni kazanalım. Nasip olmadı. Başkanım, hemen aklıma geldi bir polemik sorusu var. Geçen gün Sayın Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız, ki o dönemde tabii rakibinizdi, bir paylaşım yaptı sosyal medyada. Dedi ki Sayın Mesuten Özcan inşallah bu sefer olur gibi bir böyle esprisel paylaşım yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi değerlendiriyorum. Kendisi büyüğümüzdür. Tekirdağlı büyüğümüz. Saygımız sonsuz. Seçimi kazanarak o makamı hakkıyla oturmuş birisi olduğu için de takdir ediyor, izliyoruz, tebrik de ediyoruz. Ama o paylaşımda dikkat ettiyseniz umarım dersini çalışmıştır diye bir şey yazmış. Evet. Kadir Başkan'a buradan söyleyelim. Dersimizi çok iyi çalıştık. Allah yardımcısı olsun diyoruz. O çok güzeldi. Sonra başkanım, Büyükşehir adaylarından sonra kısaca orayı da özetlerseniz hemen başka bir sorum var. Büyükşehir ile ilgili 31 Mart seçimleri bittikten hemen sonra, bir gün sonra, yani 1 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın telefonla arayıp bize teşekkür etmesi, kucaklaması, yani her türlü takdirin üzerinde inanılmaz bir lider. Yani büyükşehir seçimleri olmuş, 81 il var, 30 büyükşehir var, biz bunlardan biriyiz, seçimi kaybetmişiz ama ertesi gün telefonla bizi arayıp tebrik ediyoruz, neredeyse olacaktı, bravo, oyunu arttıran tek ilsiniz, güzel de bir oy artışı var, senden ricam, bu çalışmayı nasıl yaptınız, bir rapor düzenler ve bana da sunarsan sevinirim gibi bir telefonla karşılaşmak çok son derece motive edici idi. Sabahleyin seçimi kaybetmiş biri olmamıza rağmen sabahleyin böyle bir telefon görüşmesini yapıyor olmak bizi inanılmaz motive etti. O gün bugündür heyecanla gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Tabii bizi yanına Sayın Cumhurbaşkanımız davet ettiğinde bir rapor istemişti. O raporu sunmak için gitmiştik ve raporumuzu da sunduk. Kendisi elektronik ortamda bir örneğini istedi. Kendisine verdik, teslim ettik. Aynı toplantının sonunda da biz orada seni il başkanı olarak görmek istiyoruz. Bu konuda sana desteğimiz tam, bu görevi sana tevdi etmek istiyoruz deyince biz de büyük bir şeref ve onur duyarız Sayın Cumhurbaşkanımız dedik ve aldık. Aldıktan sonra 3 Mayıs'ta resmi olarak atamamız yapıldı. Hemen akabinde geldik. Haziran'ın ilk haftalarında yönetim kurulumuzu oluşturduk. Yani 2019'un 3 Mayıs'ından 2023'ün 13 Mart'ına kadar yaklaşık, yani 4 yıl diyebiliriz. Şurada bir 40 gün daha görev yapmış olsak en uzun süre görev yapmış il başkanlarından bir tanesi ben oluyorum.
Hemen aklıma şu soru geliyor. Tabii ki bu süreçte de 4 yıllık süreçte AK Parti'nin Tekirdağ'daki üye sayısını arttırabildiniz mi? Bir önceki dönemle kıyasladığınızda hemen şu geliyor aklıma. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tekirdağ'da ya da AK Parti Genel Başkanı'nın Tekirdağ'daki dikkatini çeken bir gelişme var mı? Bu gelişme sonucu size evet milletvekilliğinde birinci sıra Sayın Mesten Özcan'a yakışır gibi bir düşünce, bir ön görünüz var mı? Şimdi ya da sorumu şöyle bir kez daha yenileyim. Sayın AK Parti Genel Başkanı diyeceğim tabii ki ben, tabii Cumhurbaşkanımız aynı zamanda. Tekirdağ'da dikkatini çeken bir çalışmanız oldu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere 4 yılı çok verimli geçirdiğimizi söyleyebilirim. Neredeyse toplantıların tamamına katılarak bir çalışma yaptık. Bizim diğer il başkanlarından farklı uygulamalarımız oldu. Bu uygulamaların birçoğunu genel merkezimize sunduk. Her dakika Cumhurbaşkanımıza her şeyi anlatamayabilir, sunamayabiliriz. Ama genel merkezde karşılık bulan farklı uygulamalar yaptığımızı söyleyebilirim. Ama tabii yani bu röportajda anlatacağımız şeyler değil belki bunlar ama yani çok detaylı çalışmalar yaptık. Birçok örnek iş yaptık. Takdir gördü bu işler. Benim Tekirdağ'da uyguladığım birçok şey 81 ilde uygulanır hale geldi. Bunlarla ilgili detaylar veririz. Cumhurbaşkanımıza her daim ulaşan, her toplantıda özellikle pandemi döneminde uzaktan bağlantılarda Tekirdağ'ı anlatmaya çalışan biri olarak her daim gözünün önünde olmaya gayret ettik. Yani bizi ismimizle bilen, tanıyan bir Cumhurbaşkanı ilişkimiz var. Tekirdağ ile ilgili her sorunu anlatabildiğimiz, her ay il başkanları toplantısında söz alarak Tekirdağ konuşabildiğimiz bir lidere sahibiz. Aramız, ilişkilerimiz çok iyi. Ama şimdi bu ilişkiler çok iyi, sen güzel işler yaptın, o yüzden sen milletvekili olacaksın, bire mi yazılacaksın diye sorarsanız, benim siyasi tecrübelerim bana bugün böyle bir sonuç olacağını söylemeyi engelliyor. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Uzaktan bir bağlantı yaptık. Son cümlelerinizi alalım. Aslında aklımda çok daha sorular var ama bugünlük bu kadar olsun. Önümüzdeki günlerde gene kısmet olursa o soruları size sormak istiyorum. Tekirdağ'da bu son 4 yılda yaptıklarınız, yapamadıklarınız, güzel çalışmalarınız da var. Benim sizinle birebir bizzat çalışmalarımız var. Onlardan da bahsetmek istiyorum ama müsaade ederseniz onu bir dahaki bağlantıda yapalım. Bu teknolojiyi böyle kullanıyoruz. AK Parti artık temayülü teknolojiyi kullanarak yapıyorsa biz de bağlantılarımızı teknolojiyi kullanarak yapmamız gerekiyor. Herhalde çok büyük kolaylık oldu sizin için de bizim için de. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi alalım, bu yayını kapatalım. Evet, ben de bu teknolojinin faydalı olacağını görüyorum. Mekan ve zaman açısından çok pratik bir kullanımı var. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda aday adaylık süreci devam ediyor. İnşallah temal yoklamasından sonra genel merkezde mülakatlar başlayacak ve komisyonlarda bütün aday adayları gidip kendini ifade edecekler. AK Parti'nin en güzel yaptığı işlerden bir tanesi bu. Ümit ediyorum genel merkez ve Cumhurbaşkanımız burada halkın beğenisini kazanacak, takdirini toplayacak güzel isimlerle, güzel adaylarla seçime, kampanyaya bismillah diyecektir. Biz de yer bulabileceğimizi bu dönemde düşünüyoruz. Çünkü bu kadar emeğin bir karşılığı olmalı diye düşünüyoruz. Hata yapmadık, yanlış da yapmadık elhamdülillah. Alnımızın akıyla aldığımız görevi, alnımızın akıyla kardeşimiz Ali Gümüş'e bırakmış olduk. İnşallah bu süreci de doğru ve düzgün yönetiriz. SKM başkanlığımız kuruldu, Ömer Polat atandı. Onun önderliğinde güzel saha çalışmaları yapıp vatandaşımızı kucaklarız. Bize nerede görev verirlerse çalışmaya hazır olduğumuzu tekrar buradan ifade etmek isteriz. Yeni dönemin bu seçimlerin Türkiye'ye, şehrimiz Tekirdağ, ilçelerimize, Çorlu'ya, Süleymanpaşa'ya, Kapaklı'ya, Şarköy'e, Malkara, Ayrabol, Muratlı, Saray, Ergen'e, Marmaris'e hepsine inşallah hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Memleket için, çalışmak için hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. İnsanlarımızın da, hemşehrilerimizin de bize inanmalarını, bize güvenmelerini arzu ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Evet, AK Parti önceki dönem il başkanı Sayın Mesten Özcan'a çok teşekkür ediyorum. Uzaktan bir bağlantı yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.